Uyum Haber'den herkese merhaba. Tabii Gaziantep Jeweler Show'da çok önemli isimler burada. Başkanlarımız, oda başkanlarımız, dernek başkanlarımız da Gaziantep'te buluştu. Çok değerli başkanlarımızdan Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanımız Sayın Mehmet Yüksel yayın konuğumuz. Başkanım yayınımıza hoş geldiniz. Hoş buldum, sağ olun. Sizler de hoş geldiniz. Başkanım şimdi yakın zamanda Dubai'ye de gidiyorsunuz. Dubai'de de bir organizasyonunuz var. Onunla ilgili de ayrıntı alabilir miyiz, bilgi alabilir misiniz? Evet, biz fuarlara Türkiye'de olsa, illerimizde olsa ve dış ülkelerde de olsa biz önem veriyoruz. Biz 60 tane esnafımızla COSGAP desteğiyle biz gideceğiz, ziyaret edeceğiz. Orada Türk İş Konseyi Başkanı ile ve üyeleriyle bir araya geleceğiz. Firmalar olsa ve ziyaretçi olsa Dubai'de, Diyarbakır'a biz davet edeceğiz. Biz bunlara önem veriyoruz. Yani dünyada da olsa her yerde biz yetişmeye çalışacağız. Sektör için önemlidir fuarlar. Kaynaşma ortamı oluşsun ve esnaflar arasında, ülkeler arasında bunu çalışmasını sürdüreceğiz. Daha güzel yerlere gelmek için yapmaya çalışacağız inşallah. Nasıl buldunuz organizasyonu başkanım? Gaziantep'te yapılan güzel, değerli bir organizasyon burada. Evet. Yani sektöre çok güzel katkılardır bunlar. Bugün Antep'teyiz. Esnaflarımızla birlikte geldik. Bu tür fuarlar, bu tür çalışmalara önem veriyoruz. Çünkü sektörümüzü bir araya getiriyor. Yenilikçi şeyler oluşuyor burada. Esnafın bilgilendirme ve hangi ürünler çıktı ve neler dönüyor. Yani büyük bir katkısı var sektöre. O yüzden önem veriyoruz. Biz de Diyarbakır'dan dünden beri geldik. Bütün firmaları ziyaret ettik. Hayırlı uğurlu olsun dedik. Başta bizim Gaziantep Kuyumcular Oda Başkanımız Tuncay Bey'e teşekkür ederiz. Böyle şehirde bir de Faruk'la birlikte böyle bir çalışma yapanları biz zenginlik olarak görüyoruz. Kendilerine tebrik ettik. Başkanım son olarak da ikinci baskı altını sormak istiyorum. Tabii siz ciddi bir mücadele yürüttünüz. Ne durumda, son durum nedir? Bitti mi ikinci baskı altın Diyarbakır? Evet, 2 yıl oldu. Sizler de şahitsiniz. Bu mücadeleyi hep birlikte sürdürdük. Diyarbakır'da sıfır noktasına getirdik. Bu değil ki bitti diye ama sonuçta illerimiz arasında, komşu illerde bu ikinci baskı var. Bunu hep birlikte onların da bu çalışmalarını yapmak lazım. Diyarbakır'da sıfırladık. Esnafımız şu an memnun, kaliteli ve yasal ürünleri satışını yapıyor. Ama komşu iller dediğimiz zaman Batman var, Mardin var. Yani bazı illerimiz var. Antep'te hatta duruyor hala bazı şeyler var. Urfa'da da bu konuda iyi çalışma yapması lazım. Hep birlikte bu ikinci baskının biraz daha mücadele vermesi gerekiyor. Yani sağ olsun Tuncay Başkanımız da bu mücadeleyi veriyor. Çoğu oda başkanlarımız da bu mücadeleyi veriyoruz. Ben onlardan ricam budur. Sektörümüz bir bütündür. Hep birlikte bu çalışmayı ön planda tutalım. Bu kalpazanlık dediğimiz, ikinci baskı dediğimiz hem devletimiz zarar ediyor, hem bizler mağdur oluyoruz, hem esnafımız mağdur oluyoruz, hem vatandaşın nezdinde biz itibarsızlığa çürüyoruz aslında. Yani düşük ayar, ürün al sat. Bu da çok kötüdür yani. Biz kesinlikle hep birlikte bunun mücadelesini ön planda tutmamız gerekiyor. Biz nasıl proje yaptık ve yürüttük, şu an sıfır noktasına getirdikse öbür odalar da biraz çabalasın. Yani biraz çabalasın. Emniyetimiz sürekli işbirliği içinde, kapıları açıktır. Yani oda başkanlarımız, emniyetimiz de dolandırıcı bürosuyla, mali şubeyle işbirliği içinde eğer bu mücadele verse emin ol bütün illerimizde sıfır noktasına gelebilecek ortam var. Yeter ki bu çalışmayı biraz daha yani gayret göstersinler. Herkese teşekkür ederiz. Çok sağ olun başkanım. Çok sağ teşekkür ederim. Sağ olun.